Şimdi ben burada Atatürk'e falan sövüyorum ya. Valla ben tutuklanırsam veya ceza alırsam işte o zaman ülkede adalet yok. Neden biliyor musunuz? Hacı abi adamlar gidecek Allah'a, Kur'an'a, şeyde, kitaba, bilmiyorum başbuğa, Recep Tayyip Erdoğan'a, ülkenin şu anki cumhurbaşkanına sövecekler. Ben burada bir Atatürk'e sövdüm diye. Bir boka yaramayan. Öyle ölmüş gitmiş ne bok yediği belli değil mezarda. Gitmiş ona küfür ettiysem, gidip ona küfür ettiysem bence ben ceza almamalıyım. Onlar ceza almalı. Çünkü onlar da benim değerlerime küfür ediyorlar. Yanlış mıyım? Hani ben ceza alırsam yok bu ülkede adalet yok. İşte o zaman derim ülkede adalet yok. Bir de Cumhurbaşkanı'na sövmek bir bizim ülkemizde var ha, başka ülkelerde yok. Bir bizim ülkemizde var. Yani reisi cumhuruna sövmek bir bizim ülkemizde var yani başka ülkede yok. Oğlum Kemalistler sizden korkan sizin gibi olsun lan. Cinsini, cibiliyetini, ırzını siktim çocukları. Bu videoda biraz önceki videonun devamı. Ben Atatürk'ü sevmediğim için baştan söyleyeyim. Öğretmenler ve arkadaşlarım tarafından dışlandım. Sınavlarda hakkım olan notu alamadım. Vermediler. Sırf sevmediğim için. 6. sınıfım ya 6. sınıf. Ben o günden sonra ders çalışamadım, yüksek not alamadım. Nasıl bir psikolojideysem. Kuzenlerim benden yüksek not alırken ben hep düşük nottan aldım. Sırf sevmediğim için. O adamı, o Mustafa Kemal denen şerefsizi sevmediğim için. Ve bilmem kaçıncı kanunmuş ondan falan korktuğum da yok. Sizin atanız dediğiniz adamın ta amına koyayım ben. Orospu çocuğu. Ben şahsen onu apaçık şu an burada hakaret ettim. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Öyle ya da böyle kardeşim. Mustafa Kemal'in adını bu topraklardan sileceğiz. Gerekirse ben sileceğim. Yeminimin arkasında duracağım.